Merhaba Güreş Türkiye, Raw yayınımızın yeni bir bölümüyle hoş geldiniz. Bu sefer Mehmet Dinler şimdiden çok yorgun. Hoş geldin Mehmet Dinler. Hikmet Zeybek aramızda, EC Stars mı kardeşim? Ve Numan çöpü de var. Teslan bok. Hoş geldiniz beyler, nasılsınız? Hoş bulduk yavrum, iyidir, sen nasılsın? İyidir valla, ne olsun. O zaman şeyi de duyalım, sesi duyalım, sonra locayı okuyalım, yavaştan girelim. The Legit Loser demekle başlamış millet, hemen gaza gelmiş. Söndürürüz, indiririz o gazı, sorun değil. The Legit Loser. Haklı, ne yazık ki haklı. Ya okul hocayı oku da tartışmaya başlayalım bir an önce ya. Ege yürüsen. Sesim gelmiyor mu? Yo, duyuyorum. Ben sesi duyuyorum. Ses geliyor mu oraya? Bana geliyor sesin de. Ha bir de bir şey diyeceğim. Radyo girmeden önce. Lan bugün benim fake'imi kim açmış la forumda? Biliyor musun onu? Ne fake? Neyse. Kanka eski nickimi adamın teki almış. Bugün Sinan bana mesaj atıyor işte, diyor ki böyle oldu. Bu sen misin diye, dedim yok alakam yok bende. Banladı ve tabii gitsin. Banladı zaten sonra kimse. O zaman locayı bir okuyayım, direkt girelim tertemizinden. Oku. İlk başta oku Ege oku. Dominik Toretto 34, hoş geldin. Asaf Şahin, Kuzey Müküz, Numan Çöpü zaten yanımda. Cyber 12, The Future Nightmare, Furkan. Kendisini bekliyoruz yayına. Emre Toker, Mehmet Dinler zaten yanımızda. Hikmet Zeybek de aynı şekilde. Japon güreşinin öncülerinden Etli. Neslihan sen de hoş geldin, niye geldin? Niye geldin abi sen ya? Neyse. AJ Kevin Owens, Chris Jericho 111. Belas Legacy sen de hoş geldin. Emirhanko, Hutoğlu, Kardeşim Reis, Money Makers, Mert Gümüş, Sinan Aliyev, The Vigilante, Salih Balcı ve Mert Demirağ. Buradaki isimler. Kısacası. Nasılsınız beyler? Hem loja hem size Allah belanı versin mi İsmek Bey'in? Evet. İyiyim vallahi, çok güzel Raw'du ya, ben çok sevdim. Araya Furkan girdi. Abi benim Raw'da tek sevindiğim yan yani Jeff Hardy'nin şans alması oldu ya, başka bir şey değil ya. İşte gerçek yeni fanı. Gelecek hafta göreceğim seni. Tabii ki de gerçek yeni fanı. O maç bitmez. Kardeşim Nia Jax gidecek, bir tane DDT'ye tuş olacak, bak görürsün. Ona geleceğiz lan Alex'e. Zaten yayının adına o yüzden Alexa Bliss Band koyduk. Kızıklar olsun be. 8 gün saltanak nedir be. Allah belanızı versin. Tamam hadi şovu konuşalım başından sonuna ya. Neyi? Şovu konuşmasak mı? Konuşsak mı artık başından sonuna? Ben şovu konuşmak için çıldırıyorum böyle. Oha. Yavaştan girelim o zaman artık. Bayağı muhabbetimizi yaptık. Açılışımız Intercontinental kemerini yükselten adam The Miz. Artık işte ona saygısızlık edildi. Klasik muazzam Miz lafları yani. Ondan sonra Universal kemerine önem veriyorsun ama Intercontinental sallamıyorsun tarzı laflar etti. Sırf Miz istedi diye de Battle Royal maçı duyuruyor. Kazanan da haftaya kemer maçına çıkacak. Big Show'u görüyoruz ve segment bitiyor burada. The Miz'in klasik lafları ama seviyoruz The Miz'i. Mehmet? Abi dediklerinde haksız mıydı adam yani? Haklı. O yüzden seviyoruz yani. Yani SummerSlam'e Intercontinental maçı koymamak onun Angle'ın kararı yani, hani hikayede Angle'ın kararı arkadaş yani. Adam haksız mı? Haklı yani. Miz her zaman haklı zaten ya. Ciddiyim, haklı yani. Seviyorum bizi. Canım benim. Öpüyorum her yerinden. Oh burada gür yok. Çok mutluyum şu anda ya. Gül ortalıkta yok, evet. Yazayım mı? İstiyorsunuz mu? Yok abi, Baron Corbin falan ölecek şimdi, aman. The Miz'i gömmesine alıştık da Baron Corbin övünce vallahi afakan basıyor kafa beni. De Raw Show'unda yapıyor ya bunu. Big Show'un yeni hali, o zaman onu da değerlendirelim. Ne diyorsun Mehmet Big Show'un yeni haline, sakalsız? Böyle bir parlamış, böyle bir şey olmuş ya böyle, ben vallahi şaplak atasım geldi şey kafasına, suratına. Tokatlayasım geldi. Öyle parlamış ya böyle. Yeni tıraş olmuş adam tokatlarsın ya böyle arkadaşın zevkle falan böyle. Öyle vallahi. Acayip. Nasıl bir de çirkin olmuş ya. Ben en kötü bebek hali poposu. O IŞİD sakallı hali olur diyordum. Bu daha kötüymüş ya. Arkadaş bırak kirli sakalını, defol git yani. Aynen. Ve hiç korkutucu değil ya şu hali. Ben gülüyorum ya adamın karşısında. Hikmet sen ben ne diyorsun şey, peki? Battle Royal'ı kazanacak diye de korkmuştum şey yani, yeni tip olması. Peki beyler, bir şey sorabilir miyim? Sor. Bu İlyas Reis ne yapacak ya? Kim ne yapacak? İlyas Reis. Gitarını alıyor, çalıyor. Mutlu abi o halinden. O da şovun son segmentleri falan işte, ona da geleceğiz. Ne diyorsunuz beyler? Sırayla yorumlarınızı alalım. Big Show'un yeni hali, The Miz'in gene gömmesi, Kurt Angle'ı. Battle Royale'de konuşacak mıyız? Onu da geleceğim şimdi, direkt arkasından. Aga, Miz, bir şey diyeceğim yalnız, Miz'in her konuda haklı olması gerçeği. Yani. Zaten öyle. Yani ki bir de Big Show'un da abi ne bileyim, abi adam hiçbir şeye benzememiş. Görünce abi kahkaha atıyor görünce ya. Çok korkunç bir şeye benzemiş yani. Abi ben arada yapıyorum ya böyle hani tıraş olurken makineyle kaydırıyorum hafiften makineyi. Sonra düzeltmeye çalışırken kısalta bir bakıyorum. Düzeltecek sakal kalmamış böyle. Komple tıraş olmak zorunda kalıyorum sonra. Öyle bir şey olmuş olabilir yani hani. Aynaya baka baka insan kendini o hale getirmez ya. Şirkin olmuş abi herif bildiğin. Doğru. Furkan sen ne diyorsun? Kardeşim benim sakalımı kesmiş halime benzediği için ben susuyorum ya. Ben kesince kardeşim bebek poposuna dönüyorum ya, lütfen. O zaman 2009'da da aldığımız Battle Royale'a gelelim. Yani aklımıza gelen herkes var yani, Bitkar'dır düzeyinde şu anda takılan. Ha, bu arada bebek istiyorum bir saniye. Gür dedi ki ne kadar arkamdan konuşan varsa hepsinin babasının Babama sövecekse ben devam edeyim. Buğra Gür sen tam bir güreş çomarısın ya. Oho. Neyse tamam. Hani böyle yazdı gelemiyorum şeyine. Herife bak sanki babamı seviyorum gibi beni neyle tehdit ediyor ya. Neyse hadi devam edelim. Battle Royale'da Robert tayfa, top tayfa hazır. Arada bir iki tane Mid Carter var, Finn Balor var. Jason Jordan var, kadromuz böyleydi. Kurt Hawkins direkt şamarlandı maçın başında, hiç sekmedi yani. Çok güzeldi ya. Abi üzülüyorum ya. Abi vallahi üzülüyorum adımdan ya. Abi adam ilgi çekiyor işte. Adam bildiğin senaryo alıyor lan şu anda. Bak Jobber'ın senaryosu. Tamam abi bu da senaryodur yani. Zamanında Heath Slater almadı mı bunu yani? Ve çok da ilgi çekiyordu. Şimdi de Kurt Hawkins ilgi çekiyor. Yani düzce Arturut'un yerinde olmak mı ister? Hani Arturut'u mu tercih edersin? Arturut'un şu halini mi tercih edersin? Kurt Hawkins'in şu halini mi tercih edersin yani? Hani güreşçi olsan sana sorsalar ikisi arasında seçim yap diye hangisini seçersin? Biri dümdüz Jobber, biri yenilgi senaryosu alan Jobber yani. Bir yerde böyle bir kazanacak, böyle yerel güreşçi falan yenecek. Sonra böyle arka alanda böyle kemer kazanmış gibi kutlama yapacak falan. Çok güzel şeylere gebe bu. Vallahi demeyin. Ya çok komik oluyor Kurt Hawkins'in içinde bulunduğu segmentler. Katılıyorum buna. Bir de hani sanırsın böyle hani maç başında Great Khali'ye işte Big Show'a falan böyle bütün ekip halinde dalarlar ya böyle. Aynen. Ulan ya Kurt Hawkins'ten ne istediniz lan? Bir de askere gönderir gibi omuzlarda taşıyarak böyle. Çok eğlendim ya. Çok eğlendim valla. O olaydan belliydi şovun çok güzel olacağı. Doğru. O zaman sonraki olaylarda işte Kalisto falan eleniyor, Arturut eleniyor. Sonra Big Show'a herkes dalıyor. Klasik bir büyük adam olayı Battle Royal'daki. Show eleniyor. Apollo Crews eleniyor. İşte Club'la Hardy'ler biraz mücadele ediyor. Gallows gidiyor. Anderson da gidiyor yandan. Gallows Matt Hardy'ye eliyor. Sonra Finn Balor biraz coşturuyor ortalığı. Finn Balor Bray Wyatt tarafından eleniyor. Bir anda klasik ışıklandırma oyunuyla. Biraz da Jason Jordan alevleniyor. Bo ve Axel'ı uçuruyor. Royal Rumble 2009 tarzı bir finish oldu bu. İkisini yok ediyor. Sonra Jeff Hardy Randy Orton'lık yapıyor 2009'daki gibi. Maçı kazanıyor. Contender oluyor kısacası. Furkan senden başlayalım. Vallahi Jason Jordan kazanacağına Jeff Hardy'yi sevdim ya. Hani şey olarak beğendim sonucu. En azından eskilere gittik biraz. Hem de adam bireysel olarak da şeyde kazandı. Adaylık da kazandı geldiğinden bu yana. Ama kazanamaz ya kemeri. Şey gördüm işte, konu gördüm ya, Jason Jordan'dan feud'a girecekmiş. Kazanamayacak kemeri bence yani. Şey, maç hakkında da şöyle söyleyeyim. Ne bileyim ya, öyle çok üst düzey bir Battle Royale değildi yani. Ben elenme şekillerini sevdim ya epey. İşte Balor'ın şeyi elemesi, Big Show'u elemesi falan güzeldi. İşte ne bileyim şey, Miz'in gelip müdahale etmesi güzeldi. Jason Jordan coşturdu. Bray Wyatt'ın dönüşüne çok sevindim ya. Feud'un o dandik maçta bitmemiş olmasına çok sevindim en azından. Hani onu da konuşmak lazım biraz. O feud devamı nereye gider diye de bir konuşmak lazım sanki. Jeff Hardy'nin galibiyeti de güzel bir şey ya. Hani Hardy'ler artık kick-off'a düşecek kadar hani beter durumdaydılar takım halinde. Hala takımlar o ayrı da yani arada böyle seyirciyi heyecanlandıracak tekli şeyler de iyi ama ben gelecek hafta böyle Miz'in sıkıntıdan ringde kalp krizi falan geçirmesinden korkuyorum ya. Çünkü Jeff Hardy bir hareketi yapana kadar 2 saat geçtiği için vallahi böyle hani sıkıntıdan ölebilir yani. O zaman haftaya ne olur? Kısacası maç haftaya çünkü Hardy The Miz'e karşı. Ya ben Miz bir şekilde korur gene diyorum yani. Miz tonajı alıyor. O yanındaki zaten. Yanındaki dallamalar var ya, onlar bir şey yaparlar işte. Şey, yalnız maç kartta şey Miz Toraj yoktu ya. Sadece Mariz görünüyordu arkasında. O da bak ilginç. Ya bir şekilde gelirler onlar ya. Yani Angle falan yasaklayabilir mi acaba diye düşünüyorum da. Yani çünkü Miz'e kıl bu aralar. Jason Jordan izlemektense Hardy daha iyi bence. Jason Jordan izleyeceğiz ama yani hani. Bir gün izleyeceğiz ya. O kesin yani. No Mercy'ye Jason Jordan gidecek abi. Başka bir şey yok yani hani. Bir Kurt Angle torpili göreceğiz kardeşim. Baba oğul. Keşke heel turn yapsa. Geçen hafta kokularını almıştık. Ya geçen hafta koku... Ya şey... Heel turn da abi Angle heel değil yani hani. Şey olur mu peki? Aklıma geldi. Finn Balor, Bray Wyatt'ta durumlar neler olacak şimdi? Gene geldi Bray Wyatt. Feud bitti diye düşündük hepimiz. Bray Wyatt türü bir maça gidiyor ya. Büyük yani düz maçla bitmeyecek olursa. Yani. Aynen. Düz maçla bitmeyecek o feud. Aynen. Türlü maç olur. Wyatt yine kaybeder. Klasik şekilde. Wyatt niye kaybediyor ya? Bana göre kaybeder ya. Bu Finn Balor var karşısında ya. Çünkü Wyatt. Adam şeye geldi, Raw'a geldi. 3 maçta şey kazandı ya. Kemer kazandı adam. Sakatlanmasa kemerin ne kadar tutacağı da meçhul yani. Abi tamam, Balor'a hani WWE önem veriyor da Wyatt'a da WrestleMania'dan beri gayet önem veriliyor yani hani Wyatt karakterine de. Ben o kadar emin değilim kaybedeceğinden. WrestleMania'da çok batırdıklarını düşünüyorum yani Wyatt karakteri. WrestleMania'dan sonra da gayet net topladılar yani hani House of Horror'la topladılar. Üzerine Seth Rollins feuduyla topladılar. Seth Rollins'i Bray Wyatt'a yem ettiler ya hani Bray Wyatt'ın karizması toplansın diye. Bray Wyatt'ı o kadar da hani düşürdüklerini ben düşünmüyorum. Bak hani yem ettikleri karakter Seth Rollins ha. Olası da doğru da ne bileyim ya. Ben böyle White'de hep böyle kaybeden havası görürüm. O işte yüzden de olabilir. Ön yargı oluştu o zamandaki Cena feud'undan sonra hani. Yani işte Cena Undertaker feud'larından sonra hani adamla ilgili bir ön yargı oluştu da adam hakikaten son bir yılda çok dominant. WrestleMania'dan beri de kariyerinin en dominant halinde yani. Hani. Ama işte kazanırsa da destekleyeceğiz. Zaten bu feud'da benim desteklediğim kişi White. Yani Finn Balor'u ben sevmediğim için. Ben Balor'ı da seviyorum da yani Bray Wyatt çok iyi gidiyor ve yani SummerSlam'de bir maç kaybetti diye de gömülmüyor yani hani. Abartmaya gerek yok bu kadar ya. Herkes maç kaybediyor abi. O zaman söyleyecek bir şeyimiz kaldı mı beyler? Yok ya işte. Kalmadı galiba. Numan buradan bilmiyorum ama. Vallahi hayalet gibiyim ben şu anda. Abi bu Bray Wyatt'ın ben artık bu hareketlerinden vallahi bıktım ya. Kardeşim bir kere artık bir şey yap ne bileyim. Bir de abi dışarıdan gelip de bir adamın elemesi bence çok saçma değil miydi bu olay maçta ya? Niye abi? Nesi çok saçma? Bana göre mantıklıydı yani. Feud'u devam etmesi için. Bence mantıklı bir hareketti. Bence bir Feud'un devam etmesi mantıksız bana kalsın zaten. Niye o kadar dandik bir maçta niye Feud bitsin ya? Hani o kadar hakikaten çok dandik bir yerde niye Feud bitsin abi? Yok şimdi bir şey söyleyeceğim. SummerSlam'da şimdi Balor biliyorsunuz Demon King'le geldi. Eğer bu adam gidip de No Mercy'de normal haliyle gelirse söverim ben ya bu WWE'ye yani. Öyle bir durum var. Türlü bir maçtan şeyle gelir. Demon King haliyle gelir ve şey yani bu sefer White'ın şartlarında ama Demon King'le karşılaşır. Daha iyi bir yere gider Feud. Yani SummerSlam tamamen Balor'ın şartlarındaydı. Balor'ın karakteri otursun diyeydi. Şimdi Feud'un gerçek hali hani gerçekten Feud'un bir sonuca ulaştığını görebileceğiz yani hani. Ben SummerSlam'daki maçta bitmediği için çok memnunum ya şu anda. Çok sevindim White geldiğinde. Ya yakıştı hani, ya ne bileyim. Wyatt'a da başka türlü eleyemezdi ki. Bir ışıklandırma oyunu yapacaktı illaki. Yani şu var. Yalnız şu var bir de. Abi ben maçın Jeff Hardy'nin kazanmasına çok şaşırdım yalnız ha. İşte 2009 havasını aldık yani böyle. Hepimiz, çoğumuz istiyordu yani Jeff Hardy'nin bir şey yapmasını gene. Ya ben kemeri almasını istemem de ama kazanması da iyi oldu bence ya. Benim de hoşuma gitti yani kazanması. Değişik bir şeyler gösterecekler Hardy'ler geldiklerinden beri ya. Bence çok sevimli bir hamle ya. Bir de hakikaten o 2009 dönemi fanlarını biraz daha hani işin içine çekmek için ya. Çünkü artık herkes ya Hardy'leri bunun için mi getirdiniz demeye başlamıştı yani. Aynen. Ben şeyi merak ediyorum bu Hardy'ler için. Hani pek takip etmiyorum da belki bilen vardır. Bu Brock'un ne zaman olacaklar bunlar? Olmayacaklar mı? Olacaklar mı? Hiç tam olmayacaklar bence. Şeye kaldı o. Matt Hardy'nin hakları almasına kaldı. O da bir kısımda falan boşa çıkmış da hakların. Gene Global Force'un elinde haklar olduğu için zor gibi o ya. Başka bir şeyden devam edecekler. O zaman ne yapacaklar acaba bu haldeler ya? Eski hal Dudley's gibi takılacaklar yani. Yenilere push verecekler ama Dudley's kadar da kaybetmeyeceklerdir. Arada kazanacaklardır diye düşünüyorum. Ben kesinlikle zaten Dudley's bayağı kırıklıydı ya. Yani o kadar düşüreceklerini hiç sanmıyorum. O zaman şeye geçelim yani bir sonraki segmente. İşte Alexa Bliss önce Alexa Bliss arkalandı falan konuştu. Kemeri kazanacağım. Benim kemerim falan klasik edebiyat. Zaten sonunu biliyoruz. Enzo Amore Cruiserweight şeyine çıktı. Tartısına çıktı. Tartıyı geçti. İlk maçına çıktı. Ne oldu? Facia. Devam. Tartıyı geçti. Gene boş saçma sapan konuştu. Noam Dar'la ilk maçına çıktı. Cruiserweight üyesi olarak. 205 Live'ın bir katılımcısı olarak. Sonra ilk defeat bir finisher vardı. Kimindi? Gale kimin miydi? Maris'in miydi? Tam hatırlamıyorum da. Öyle bir finisher yaptı. Maçı kazandı. Noam Dar'ı yendi. O finisher mıydı? Aynen. Şeydeyken yani büyüklerle maça çıkarken onu signature olarak kullanıp üzerine finisher yapıyordu ama Cruiserweight'lere o kadar kasmaya gerek yok diye düşündüyse herhalde. Vallahi o finisher'ı bir kadın yapıyordu. Tam hatırlayamıyorum şu anda. Şöyle söyleyeyim ben o segmenti full atladım yani. Ben acaba ne çıkarabilir diye hani bir şöyle baktım. Hani ya tamamını izledim. Abi yok yani hani şaka mısınız ya? Hani adam tamam hani ana kadronun küçük isimlerinden biriydi. Tamam çok konuşuyor. Çok ilgi çekiyor. Cruiserweight'e de ilgi göstermek istiyorsunuz. Tamam. Abi de hani yani siz Cruiserweight'i niye kurdunuz? X Division şeyi olsun diye hani alternatifi olsun diye kurdunuz. Cruiserweight'in bu kadar çok şikayet edilmesinin sebeplerinden biri şey ring içinin beklentiye ulaşmaması. Yoksa hani ana kadro temposunda güreşiyor adamlar zaten yani hani biz daha fazlasını beklediğimiz için ama Cruiserweight'in ring içinden şikayet ediyorduk. Abi oraya bir de kalkıp Enzo ya hani ana kadro seviyesinde düşük seviye güreşçi adam bir de yani ring içi adam bir de Cruiserweight'e ya abi hakikaten Neville'la birebir maça çıkmalarını düşünmek istemiyorum yani hani. Neville yemin ediyorum şey maçtan sonra gider kafasına sıkar ya ben neredeyim diye. Neville inşallah şamarla. Korur ya inşallah. İnşallah korur yani Enzo'yu şampiyon olarak izlemek çok çilekeş bir şey olur yani. Bu şeyde zaten Enzo geldiği anda triple threat konuşulmaya başlandı zaten. Hiç Enzo vs Neville konuşulmuyor ya hani şey. Hani kimindi? Ya Rick Swan'ın ya şeyin Cedric Alexander'ın katılacağı söylenmişti hemen. Ya hani o kadar şey ki hani ya birebir maça çıkması o kadar imkansız ki zaten Neville'la yani hakikaten ayıptır, günahtır, yazıktır ya. Neyse. Yani, Hikmet sen ne diyorsun? Enzo Amore'nin boş hareketleri ilk maçı. Ya bu olmayacak ya zaten hani nasıl diyeyim normal kadroda ana kadrodayken bu Cruiserweight'e geçmeden haliyle benimsenmeyecekti zaten. Hani Neville karşısında da ben bir şey yapacağını düşünmüyorum. Normal bir challenger olur hani bir maçlık oyalama amaçlı. Geçiştirmelik adam yani çok büyük bir şey de yok zaten hani Enzo'nun öyle kalacak. Abi ben bu WWE'yi tanıyorsam abi bu kamera Enzo'ya verirler bak buraya yazıyorum. Bence de. O da sırf niye biliyor musunuz? 205'ın izlenme oranlarını arttırsınlar diye. Hani Enzo'yu bir seyirci seviyor falan filan ayağı var ya. Onun yüzünden Enzo'yu seyirci seviyor da Enzo için ekran başına geçen adam var mı? Abi izlenme oranını arttıran şey main event'tır karakterdir. Yani hani geri kalanının tamam kaliteli olması gerekir ama şuna başarı verince izlenme oranı artıyor dediğin şey main eventer karakterdir abi. Kimse şey mid carter karakter için ekran başına geçmez. Yok öyle bir dünya yani. Yalnız o adamın sattırdığı ürünler konusunda ne düşünüyorsunuz? Peki çok fazla ürün sattırdığı gerçeği var yani en son bir de yani. Başka süperstarlar daha çok ürün çıkarsalar daha çok satarlar yani. Yok daha ya demin engelleri oldular şey yaptık biz. Baktık WWE Shop var ya. Oraya baktık. Enzo Amore'nin bütün ürünleri indirimdeydi. Engin Erol diyor ki kesin bundan satıyorlar adam diyor. Ha, o da olabilir. Abi bir de şey var ya hani Enzo'nun ürünleri de şey hani güzel ya hani Enzo ile ilgili Enzo'nun tişörtleri falan güzel. Zaten şey adamın tarzı hani böyle isyankar bir modda ya biraz. Abi tişörte falan çok yakışıyor o. Tasarımlar da güzel yapılınca tutuyor yani hani şey gibi değil böyle güreşçi ürünü yani hani ben bir güreşçi için bunu giyiyorum gibi hissetmiyorsun dışarıda gezerken yani hiç güreşle alakası olmayan biri gördüğünde de o karşım çok şık olmuşsun yapabilir yani. Karşım diyenlerden uzak durmak lazım o ayrı mesele de. Featured Superstars bölümü var işte en önemli süperstarları gösteriyor shop'ta. Cena, Reigns, Brock Lesnar, Dean Ambrose. Bu dördünü gösteriyor. Dean Ambrose be kardeşim. Başladık yine Ambrose ya. Dean Ambrose be kardeşim. Abi onu Ambrose'un kendi segmentine saklasaydın bari ya. Bir sakin. Yok övmeyeceğim. Sadece şu anda en çok dördünü bunlar gösteriyor yani. En çok satılanları. Tamam sakin. Tamam. Ege anladım. Ama Ege sakin. Ege tamam Dean Ambrose iyi güreşçi. Ege tamam sakin. Sakin Ege. Sakin. Dean Ambrose'un son ürünlerine hoşuma gidiyor benim ya. Çok güzel ürünler çıkıyor. Dean Ambrose'a son iki ürün falan hep Dean Ambrose'a çok güzel ürünler çıkıyor bence. Onu da söyleyeyim. Adam karizmanın da çıkıyor ya ürününde tabi. Evet hadi boşanma hadi geç. Sonraki segmente geçelim. Sıkıldı. Bizim Numan sıkıldı Brock hemen. Yok şu an Gür'den azar işitiyorum da o yüzden sıkılmam normal biraz. Ya niye? Gür'den... Ya giymişim Gür'ü ya. Azar çekecekse gelsin burada çeksin. Yok herhalde alakalı değil. Bu farklı bir konu. Umurumda değil. Güreş çomarı. O zaman ara kemerimizi içeren bir segment. Lesnar'la Paul Heyman ringe geldi. Paul Heyman klasik güzel promolarından birini kesti. Farklılık olarak da Brock Lesnar Suplex City Beach deyip segmentin kendi noktaladı. Paul Heyman'dan mikrofonu eline alıp. Böylece gözdağı verdi Braun Strowman'a. Strowman Show'da yoktu tabii ki. Yani... Mehmet sen başla evet direkt. Ben başlayayım. Brock Lesnar abi kurması gerekenden iki cümle fazla kurdu ya hani bugün. İnanamıyorum yani hani Brock Lesnar konuşmadan karizmasıyla yığan adam değil miydi? Sadece ringde durmasıyla o milyon dolarları hak eden adam değil miydi? Yani niye iki cümle kuruyorsun arkadaşım sen? Hiç gerek var mı? Sen öyle dikil ringde kalas gibi odun gibi sıçra hafifçe sek böyle yeter değil mi zaten? Senin ben fanlarını hadi geçelim. Hadi devam edelim. Siz devam edin. Ben geliyorum. Abi mümkünse Lesnar konuşmasın ya. Tek diyeceğim şey bu yani. Bir mahkemeye hareket yaparken bağırması vardı. O aklıma geldi şimdi böyle konuşunca siz. Ben şaşırdım ya. Ben şaşırdım Lesnar konusunda ya. Biz sadece bitch dedi ya. Normalde Lesnar'a mikrofon falan verdiğin zaman adam yapıyor. Kesinlikle 2-3 cümle küfür falan söylüyor ya. Hiç susmuyor adam. Burada Lesnar'ın ben mikrofon performansını seviyorum. Yani en azından arka alanda böyle hani özel röportaj falan konuştuğunda konuşuyor yani hani sesi yakışıyor falan. Ama yani ne gerek vardı şu anda yapmana yani. Strowman yoktu bile değil mi şovda? Yok. Strowman yoktu bir de haftaya söylenenlere göre şovda Lesnar olmayacak Strowman olacakmış. Neymiş 12 haftaya kala bunlarla birbirlerini bulaştırmayacaklar şekilde. Abi sanırsın geçen hafta dayağı Strowman yedi de bu hafta sakatlığı yüzünden şovda yok. Neredesin abi? Houston'da kasırgaya mı yakalandın yani? Ben anlamıyorum bunu ya. Lesnar hani şova kadar kalacaktı. No Mercy'ye kadar. Raw'larda olacaktı hep. Haftaya olmayacak. Sonraki haftada da olacak. Sadece haftaya olmayacakmış. Onda da Strowman olacakmış ki ikili aksiyona girmesinmiş diye yazıyordu forumda haberlerde. Brock Lesnar bir güreş kanseridir. Evet, saçma abi ikili aksiyona girmesin diye dedikleri SummerSlam'dan sonra hala niye aksiyon olmasın diye uğraşıyor. Neyi saklıyorsunuz abi? SummerSlam'de adamlar birbirlerini öldürdü ya hani. Bu adamlar maçla karşılaştı abi. Neyin aksiyonunu gizliyorsunuz hala? Ya kesinlikle doğru. Dörtlü kavga bekledik böyle. O da yoktu. Her sırayla birilerini dövdüler. Sonra Braun'la Lesnar dövüştü hafif. O da yetersizdi yani. Pre-SummerSlam şovu. Oy. Hadi geçelim. Numan sen söyledin mi Lesnar hakkında? Dedim ya abi bu adam mikrofon almasın eline diye ya dedim yani yanında kadar Paul Heyman var kardeşim almasan mikrofon ya gerek yok yani. Renkte dur zıpla yani o yetiyor gerek yok konuşma. Şimdi o zaman takımlar segmentini içeren iki tane maç var takımlar divizyonunu içeren. İlki Seth Rollins vs Cesaro. Maçtan PPV'de olsa çok beklerdik ama haftalık şov ayarında bir şey çıktı. Çok üst düzey değildi yani çok kasmadı ikili. Cesaro maçı kazandı. Sheamus'ın falan dikkat dağıtmasıyla. İlk maç The Bar'ın oldu kısacası. Ondan sonra da Sheamus dedi ki sizi soyunma odasında ağlamaya uğurlamadan evvel Ambrose senle çıkacağız maça dedi. O maçı da hemen gireceğiz şimdi. Bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Rollins vs Cesaro. Ortalama. İkilinin potansiyelinin altında. Yani. Doğru. Aslında güzel şeyler izletebilirlerdi ya. Ama çok kasmadılar dediğin gibi. Eğer kassalardı falan böyle belki gecenin maçı falan bile olabilirdi. Hani bir ara Cesaro falan hep yapar ya. Coşar ya böyle. Evet. O coşmayı falan görmedik. Numan? Abi bilmiyorum ya. Hiç yani ne diyeceğim bilmiyorum Timman hakkında hiçbir şekilde yani. Abi ikilinin beklediğimin çok altında oldu maç ya. Yani beklediğimin çok altında oldu yani. Abi düz bir haftalık show maçı sonuçta. Neden böyle? Abi çok, çok iyi maç çıkarsınlar ki. Abi ben Cesaro görünce yani çok iyi maç bekliyorum yani çünkü abi Cesaro yani adam. Ya abi bu iki adamın haftalık şovlarda muhteşem maçlar çıkardıklarını da gördük yani hani haftalık şov ayarında maç diye bir şey şu dönemde pek yok aslında ya hani pay-per-view'ların maç kalitesinin de biraz düşmesiyle hani haftalık şovlar da standartı gayet yüksek. O kadar da fark etmiyor haftalık şovla şey pay-per-view arasındaki maç kalitesi ya hani öyle dememek lazım bence. Yalnız bir de Cesaro'nun en sonunda vurduğu uppercut öf diyorum ya öf yani. Ya Cesaro'nun genel olarak uppercutları öf zaten. Cesaro yemin ediyorum abi bu adam artık bir şeyler yapın tekli takılsın kemer altın ne bileyim yeter ya. Tekli takılacak zaten bir ay sonra ya sakin. Kemer alamayacak falan. O ayrı da. Yok bir şey kapta SD'ye falan yok bir şey kapta SmackDown'a falan gitse de böyle bir şey ne bileyim ya hayal kuruyor bizde yani hayal. Yok abi Cesaro'nun ana o kemer da... alacağı yok yani artık ben kabullendim. Aynen alamaz ya. Alır da hani böyle bizim gibi çok üst düzey olmaz yani. Hani bizim beklediğimiz gibi yapmazlar. Böyle geçiş hemen kaybeder. Öyle 35 gün 40 aynen. Gün. Bir de o zaman ikinci maça geçelim. İlk grup maça çıktı. Şimdi de Dean Ambrose'la Sheamus var. Bu sefer de maça hile katan taraf Ambrose'la Rollins oldu. Rollins bana göre muhteşem bir zeka örneğiyle muazzam hile yaptı yani. Ambrose'a asisti çok, yaptı diz darbesiyle. Ambrose da golü attı. Yani. Dirty Deeds'le. Dean Ambrose'un tabii ki muazzam maçlarından bir tanesi. Uyudum. Yine Rollins'in sonda yaptığı yani. Aynen. Önce diving knee sonra suicide dive. Hakeme çaktırmadan ya yaptı ya resmen. Zeka ürünü adam. Ve abi toplam 5 saniye falan sürdü iki hareketi yapması ya hani. Çok iyi abi. Abi Rollins var ya formdayken izlemesi o kadar zevkli ki ya. Yani. Ya, sen Dean Ambrose övmemizi bekliyordun ama yani pek maçın olayı Seth Rollins yani Egeciğim kusura bakma. Abi ben zaten öleceğim Dean Ambrose o sıkıntı değil. Kes. Seth Rollins formunda da benim hep en özlediğim şeyi heel turn yapması falan ya. Heel halleri çok güzel adam. O iş zor ya. Ambrose yapacak onu da abi Seth Rollins maça hamle yapana kadar ben maçta uyudum resmen yani. Bir de maçı gündüz izledim ben. Ona rağmen uyudum yani abi. Dean Ambrose ve Sheamus o kadar sıkıcılardı ki yani Seth Rollins ringe girdi resmen. Dedim ki Allah kurtardı bizi resmen kurtardı yani. Ve bu adam hala Dean Ambrose fanboyu. Yani düşün gerisini. Reis tokatladı kısacası. Ben çok zevk aldım maçı izlerken. Reis tokatladı derken yalnız bak Reis tokatlamadı. Seth Rollins tokatladı Reis ekmeğini yedi. Senin Reis'in ekmeğini yedi. Arada sen... Valla Reis Sheamus'u normalde de tokatlıyor zaten. Çok sıkıntı değil Seth Rollins asist yapmış yapmamış. Doğru son tokat. Son o asist değildi. Bildiğin adam topu önüne verdi. 6 pasta at dedi boş kaleye yani. Başka bir şey yapmadı Seth Rollins maçta. İşte, takım oyunu böyle bir şeydir. Ambrose'u seviyorum. Ağla Ege. Ambrose son Sheamus yendiğinde de asisti Roman Reigns yapmıştı. Steel Cage'de hatırlıyor musun? Evet. İşte bu kadar çöp bir adam bu adam. Hep yardım alıyor. Demek ki arkadaşları iyi seçmiş. Yapacak bir şey yok. Abi adam face ama normal maç kazanamıyor. Hileli maç kazanıyor yani. Face bir adam yani bu. Yani nasıl bir şeydir bu ya? Oba. Şu anda Ege kızdırıyor oluşum. Şu anda çıldırıyor oluşum Ege'nin. Sus ve Dishonored'da oynamaya git. Ege lütfen o klavyeyi hemen yerine bırak. Şimdi suçlu o değil. Seninle dalga geçen Dean Ambrose'a söven o değil. Klavyeyi yerine bırak Ege. Tamam. Devam mı? Devam edelim. Klavyeyi vurdum yere. Çok hızlı gidiyoruz bu arada. Daha 40 dakika oldu ya yayına girelim. Ya alfa segmentler var. Daha onları sona saklayacağız yani. Roman Reigns konuşacağız. Oh. Evet onu bir sona bırakalım zaten ya. Hani, işte Alexa Bliss sona bırakalım. bu tatları şey ya. Roman Reigns sona bırakalım yani, ya. Roman Reigns'e sona bırakalım ya. Olayı en son bırakalım. Şu var, alfa dediğiniz de alfa segment dediğin kardeş şeyde var yani. Güreş alemindeki tek bir alfa var. O da EC3 yani. Alfa falan yok burada. Haberin olsun. İşte buna katılıyorum kardeşim. Yetersiz olmasa hadi şimdiki kaybol. Evet, RPG EC3'yi takip edemeyiz. WWE tutunamamış adamları seviyorsunuz ya ben. Yani. WWE adama harcarsa tutunamaz tabii, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ben harcatmasaydı, yetenekli olsaydı harcanmazdı, tamam mı? Adamla daha yetenekli yani. Numan'ın kalitesi zaten ancak İlahi Drake'e yetiyor. Ya abi çok affedersiniz de yani şey neydi şey o cüce? Cruiserweight'te konuştuğumuz cüce. Adı ya bir an kilitlendim lan, adı gitti adamın. Enzo mu? Ha abi, Enzo'nun push aldığı şirkette push alamıyorsan sende bir sorun vardır yani. Kusura bakmayın yani. O zaman şeye ne geçelim. Yani? Dixie Carter yarın suikastçı gönderip beni vurduracak abi. Dixie Carter şirket sattı ya. Kurtulduk ondan ya sonunda. Kim? Jeff Jarrett mı o zaman? Olabilir. Tamam, her yani. Şeyin başında o var sonuçta. Aa, dur ben gitarlı adamlardan kaçayım o zaman bugün. Neyse hadi devam. Elias gelsin. Elias işte. Eman'ın troll gimmick'ine geçelim şimdi. Sürekli işte Mickey James'e maç kazandı. Maç yaptı. Emma roll-up'la maç kazandı uzun bir süre sonra, belki de yaklaşık 2-3 ay olmuştur yanlış hatırlamıyorsam. Sonra kendini yeni bir cimik aldığını gösterdi. Kadınlar devrini ben başlattım. Bunu bir 15 defa dedi muhtemelen. Bayağı güldürdü yani. Deli deli konuştu ama seviyoruz Emma'yı yani. Keşke Lürsoy da aramızda olsaydı. Gerçekten tutması yalnız o gimikin. Abi ya şey, hakikaten yeterince sinir bozucu oluyorsan tutuyorsun. Tutuyor abi ya hani. Hani çok siniriniz bozulmadı mı ya? Hem promoda hem maçtan sonra. Benim çok sinirim bozuldu. Sonra bir baktım gülüyorum. Abi yalnız ya bu Emma ne bileyim abi, ben Hardy'lerin kafa yemesini beklerken Emma'nın kafa yemesi sıyıracak yani, belli oldu. Sıyıracak yani Emma bu şekilde. Belki bu şekilde push alır bilmiyorum da. Ama çok komik bir cimik bence. Ben güldüm yani izlerken. Şimdi bunu dedik de Emma yine bırakıp gitmesin Emma Lin olmaya. 22 hafta Emma Lin olmak için gitti. Bir 22 haftada Emma olması için bekleriz. Sıkıntı değil. O olay efsaneydi yani. Ha bu arada Emma'nın... Bu arada pardon hatırlamıyorum kanka. Bu arada Emma'nın yeni müziği leş. Abi son zamanlarda müziklerin genel olarak kötü olması, yeni müziklerin. Baron Corbin de çok kötü. Big Cass de çok kötü. Yani Big Cass'in ilk çıktığı yani ilk müziğine daha iyi gene yani son hali de. Abi Emma'nın eski müziğindeki yani Taunt'u, o kireçe falan eski müziğine çok uyuyordu. Burada yaptığı Taunt'un da bir anlamı kalmadı yani, ringe gereken yaptığı Taunt'un da bir anlamı kalmadı. Müzik çok kötü abi. Ben dinlemedim ya. Oraları atladıysam demek ki. Aynen. Düşmüyor bu arada, bir de ben müzikler, o da var. Bu arada doktor seni seviyorum kardeşim. Corbin'in mesela yeni düştü yani. 2-3 haftada aynı müziği kullanıyor ama yeni düştü ya YouTube'a. Neyse. Ne diyorsunuz o zaman şeye, Hikmet sen söyledin mi? Valla ben biraz şey yaptım, koptum ya, burada bir şeyle uğraşıyorum da o yüzden kusura bakmayın. Neyse zaten bu önemli bir şey gelmedik. Aynen. Emma konusu değil mi? Çok da şey değil bence ya, o Emma'nın şu son dönemki durumundan da ibaret yani anladığım kadarıyla. Hani çok da Emma'yı uzun zaman aynı bu şekilde göreceğiz gibi duruyor. Çünkü odak, o kadınlar divizyonunda odak kısmı farklı WWE'nin biraz daha şu son dönemde. Böyle diyeyim ben de. Geçelim. Neyse bir şey diyeceğim. Chat'te birinin yazdığını okuyorum abi. Hüseyin 1574 Drift diye bir girip müziği var ama duyamıyoruz. Adam ringde spamlanıyor abi. Abi harbiden bu Elias'ın işi ne olacak böyle ya? Elias'ın en çok istediğim şeyi ortaya geçip Akdeniz akşamları çalması. O zaman Elias demişken Elias'ın segmentini çıkaralım aradan. Konuştu, şarkısını söyledi. Ondan sonra Heath Slater geldi. Pervis Wesley, Heath Slater falan filan. Çok saçma bir segmentti. Elias tokatladı, gitti arkalara. Arthur muamelesi çekti. Elias takılıyor öyle yani kısacası. Ne diyorsunuz beyler? Bu arada Elias Heps'in fanları var forumda. Allah'ım abi, adam bildiğiniz Jeff Jarrett çakması desem de yani o kadar bile değil yani. Keşke o kadar olsa. Bu Elias'ın bu işte ana kadroya çıkmadan önce NXT zamanlarında bir hayranı vardı forumda. Hatırlıyorum. Oriyse selam olsun. The Drifter, ben de gördüm şimdi show konusuna bakarken. Elias çakması değil, Jeff Jarrett Elias çakmasıdır, tamam mı? Walk with Elias kardeşim. Al işte. Kardeş ama... Oğlum şu anda tam bir Burak Gürlük yapması. Hayır, boş yılların amansız destekçisiyim arkadaşım ben. Abi Elias muhteşem karakter, nesini sevmiyorsunuz ya? Abi Jeff Jarrett çakması. O abi yani mis gibi. Adam bildiğin her seferinde ringe ışınlanıp geliyor yani her seferinde. Adamın giriş müziğini bir kere duymadık yani. Her seferinde ringe ışınlanıp geliyorlar. Giriş müziği yok oğlum. Müziğin kendisi Elias zaten. Hayır, adam zaten kendi müzik yapıyor. Yani bu adama giriş müziği versen ne ol? Vermene gerek yok ki. Adam zaten müziğin kendisi. Walk with Elias. Tamam mı? Şeyden mi seviyorsun? Elias çöptür bu arada. Mutantların maçına gelelim mi segmentinden evvel? Affedersin de yani. Neyse, ben bir şey demiyorum. Hangi maça? Mutantların maça bak. Kanka segment birlikte konuşurlar. Bence diğer maça geç. Numan bu arada bir de bana Buğra Gür çakması diyorsun ama yani hani böyle yetenekli adamlara çöp diyerek yani asıl güreş çomarlığında sen de bir Buğra Gürlüğe oynuyorsun bence şu anda. Elias yetenekli mi? Bak yaptım. Kafiye yaptım az önce. Elias yetenekli. Elias çok yetenekli bir adam ya. Ring içinden bahsetmiyorum abi. Elias nefis güreşçi abi adam. Son zamanlarda millet yeteneği ring içinden ibaret sandığı için işte. Yo, bu TNA fanları hep aynı. O zamanlarda yok, çok kötü maçlar yok. Falan. Ya ring içine baksak ben şu an en büyük Eli Drake fanboy olmazdım yani. Eli Drake'in mesela mikrofonda yani The Miz'le yarışacak kapasiteli olduğunu düşünüyorum ben mesela en basitinden. TNA'ci olarak. O zaman geçelim. Alexa Bliss'in kemeri salması gerektiği maça geçelim. Bir dakika kardeşim. Şimdi ben Sasha Banks maskemi takıyorum. Hepimiz Sasha'yız. Yok öyle bir şey. Oh, Alex aldı. Allah kahretsin be. Ben ikisine de aşığım. Bak şöyle ciddi bir şey söyleyeyim. Keşke hani böyle bir şey olsaydı, hani pardon, böyle bir şey yaşandıysa keşke en baştan beri Alex'e korusaydı. İlla ki Nia Jax bir şey yapardı. Kemere yapardı kendine. Halk tanırdı. Yani şimdi 4. kez kemeri vermeye ne gerek var? Ve 8 günlük saltanat yaptırmaya ne gerek var? Hani bildiğin taşak geçiyorlar kızla bence. Sana biz 4. PG kardeşim, PG. Neyse ben keserim burayı. Sıkıntı yok, devam. Ya abi kadar... basarız üzerine, sorun değil. Abi. Ya Roman Reigns bile küfretti bu şovda. Çok önemli değil. O kadardan. Doğru. Gerçi Lesnar da küfretti. Neyse devam edelim. Yani onun nedeni bence olabilir. Bir yerde gördüm onu. Charlotte'ın reynini geçmesine 2 gün kalmış Alexa'nın. Eğer mesela kemeri kaybetmeseydi geçecekti. Acaba Charlotte'ı geçmesi diye mi kaybettirdiler kemere? Charlotte mı geçecekti? Ulan Charlotte buna da hani yaptıysa, engel olduysa yazıklar olsun ona be. Bir dakika. O bir daha tekrar eder misin? Ben kulakla çıkarmıştım, bir anda duyamadım. Tam olarak çok da saçma geldi, sonunda duydum. En uzun reis Charlotte da şu anda Raw kemerinde. Alexa eğer SummerSlam'da kemeri kaybetmeseydi Charlotte'a gidecekti. Kaybetti, 2 günle kaçırdı. Olay o yani. Tekli reyin. Yok abi ya, hiç alakası yok bence, var ya. Abi Sasha SummerSlam'da kaybetseydi bir daha kemere dokunamayacaktı bile yani hani. Asıl karizması öyle yığılacaktı yani hani. SummerSlam'da kazanıp en azından bir şeyleri tazeledi yani. Sonra 8 gün sonra gene gömüldü. Abi bak, yapamadığı iki şey vardı. Biri pay-per-view'da kemer kazanmaktı. Bir tanesini yaptı en azından ya. Bir laneti kırdı. İkinci laneti kırmak için de zamanı var. Ayrıca şey yani hani ben Sasha'ya çok zarar verdiğini sanmıyorum bu kemer kayıplarının. Ya böyle yükseklerde böyle esprili şeyler olması da iyidir. Ya Sasha alır kemeri bir gün abi. 3 ay reign yapar. Bugünleri 4 time hani 4 time Women's Champions olarak hani şey yaparız, anarız yani hani şey Legit Loser olayı biter yani hani bak 3 aylık 2 aylık 3 aylık tek reign'e bakar olay, tamam mı? Hani bugünleri şey yani hani kemeri kazanmış olarak anarız yani, kaybettiklerini anmayız. Yani şey WWE'nin yarattığı algı, yaratmaya çalıştığı algı o ve her seferinde de işe yarıyor yani hani merak etmeyin. Kane mesela şu anda şey efsane olarak görülüyor. Çok büyük başarılara sahipmiş gibi görünüyor. Kane halbuki WWE tarihinin en büyük loser'ı yani detaylara bakarsan. Hayda. Bu arada enteresan öyle, olan öyle var. Sasha 4 defa, Alexa 4. defa, Charlotte da 4 defa. Yani evet, kadınlar resmen bol evet keseden gidiyor şampiyonluk konusunda. Şey abi, Alexa'nın bir tanesi bedavadan geldi Naomi'nin sakatlığıyla hani. Charlotte'la Sasha da bir ara hot potato oynuyordu kemerle yani. Of. Oradan kaldı. Abi, ama şey ben... ya abi maçın sonunda gülme gelmedi mi size de ya? Bana çok gülme geldi yani. Sinirim bozuldu. Ne abi, için? Nia Jax olayı değil mi? Yok la şey maçın sonu. Ben Sasha gene kaybedince gülmeye başladım. Sinirim bozuldu lan artık. Hani... Ya, ben kalktım orada. Diyordum. Şey diyordum ben sormuş, ya. Hani Alexa güreşmeyi ne zaman öğrenir demiş. Kardeşim şu son iki maça bakarsanız Alexa güreşmeyi biliyor zaten. Şu ön yargılarınızı bir yıkarak izleyin maçları. Hakikaten iki maçtır iyi performans gösteriyor kadın. Sasha hani face yapamıyor diyordunuz. Sasha da bu field'da gayet face yapabildi. Alexa da iyi maçlar çıkardı. Abi abartmayın ya. Hani maç DDT ile bitiyor diye sövüyorsunuz. Tamam da yani hani kadının maç esnasında yaptığı diğer işler iyi yani hani. Abartmayın yani şeylerle bu Bailey'le falan kıyaslanamayacak kadar iyi maçlar çıkardı. Hala diyorsunuz ki güreşemiyor. Yani şu var abi. Şöyle bir algı var. Şöyle bir algı var. Hani en başta ne görülürse öyle devam ediyor. Hani mesela hani Roman şey Reigns. Konuyu dağıtmayayım özür dilerim. Roman Reigns mesela konuşmayı bilmiyor dediler. Ama adam bu şovda hani adam hayatının en uzun promosunu kesti. Hem de en iyi promosunu kesti. Ama hala şimdi sorsan Roman Reigns konuşmayı bilmiyor diyecekler. Bu tarz hep böyle gidecek bu algı. Abi ya, şey ya Sina güreşemiyor algısını yıkmak 10 yıl falan aldı abi hani. Yani hakikaten. Yani. Şey ama hala o tipler var hani AJ Styles'la hani maç yaptı yani Sina. Ha. Millet şey diyor bazıları diyor ki oğlum o maçta şey vardı diyor AJ Styles vardı. AJ Styles zaten hep öyle deniyor. Hani Daniel yine... Bryan vardı, AJ Styles vardı. maç güzeldi ama maçta AJ Styles vardı. Hani şu maç şey taşıma olayını ben zaten kabul edemiyorum yani. Diğeri sanki yatıyor, uzanıyor. Diğeri dövüyor. AJ çamaşır makinesine 3 yıldızlı maç çıkartıyor sanki. Bu adam hiçbir şey yapmıyor mu karşısındaki herif? Ya hani şöyle bir şey var hakikaten. AJ'in karşısına odun koy 3 yıldızlık maç çıkarır. Hani düz odun koy yani hani böyle yontulmamış odunu koy 3 yıldızlık maç çıkarır. Ona bir şey demiyorum ama yani hani bir adam mesela abi Cena için sadece AJ Styles'la iyi maç çıkarmıyor bu adam yani hani. Bir sürü yani iyi maç çıkarıyor. Karşısındaki adam taşıyorsa ona çok iyi uyum sağlıyor mesela. Bunu anlatmak ama hakikaten yani bu ya adam kariyerinin başından beri bunu yapabiliyorken bunu insanlara anlatmak 2015'i falan buldu ya hani. Ama şundan yani, dolayı da olabilir. Adam yerde yatıyordu. Gösterilmiyordu ki güreşebildiği. Yatıyordu yerde. Ama şey o aralarda da iyi maç çıkarıyordu mesela. Doğru hani, ona bir şey diyemem. Abi yani şey algı neyse öyle gidiyor ya. Hani Alexa algısı da o. Bak Sasha'nın face algısı da o yani. Ben Sasha'nın face promolarını artık sevmeye başladım. Çünkü iyi gidiyor yani iyileşti artık ya hani boş konuşmuyor en azından. Abi Sasha en azından artık faceken sıkıcı gelmiyor. Bakın şu an faceken en çok sıkıcı gelen kişi şu anda sakatken kendisi Bayley. Bak asıl heel turn'e ihtiyacı olan varsa Bayley'dir. Bak Sasha değildir bu arada. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bayley hani heel turn yapabilir ama yapmazlar, yaptırmazlar yani. Yapacak abi. Bence yapacak ya bence yani. Bence yapmayacak. Niye yapmayacak biliyor musun? Ben şundan dolayı diyorum. Bir ara dediler yani hani bu Bayley'i kadınların sinası yapacağız yani çocuklara hitap ettiği için ne bileyim hani heel olacağını sanmıyorum. Denediler ben. Ve olmadı hani. Denediler olmadı abi. Abi pes etmez dediğin şey 2 ayda vazgeçip Alexa'ya kemeri geçirdiler ya. Neden bahsediyorsunuz abi? Bu kadar WrestleMania'da Charlotte'ı hani düz tek başına da tuş etmeyi başardıktan sonra bu kadın 3-4 ay daha kemeri tutamaz mıydı? İlk pay-per-view'da Alexa'ya niye kaybetti abi? Çünkü ilgi çekmiyordu bu karakter. Vazgeçtiler mi? Vazgeçtiler abi. Öyle kadınların sinası yapacağız falan filan onu artık hayatta düşünüyor olamazlar yani. Yok öyle abi. Abi SummerSlam'de Sasha arka alanda Bayley ile konuşmaya geldiğinde Bayley'in aldığı buyu duydunuz değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Duydunuz değil mi buyu? Yani. Doğru. Ki ondan önceki Raw Show'unda da Bayley açıklama yaparken öküz gibi bu almıştı. Meyapçı yani da bu aldı sanırım. Abi yani seyirci artık Bayley'in karakterini sevmiyor. Geçen Sasha'nın kemeri aldığı şovdu galiba değil mi? O şovda da hani Sasha da böyle karışık tepki almaya başlamıştı. Sasha'ya karşı Bayley heel turn yaptığı anda abi mesela Sasha çok iyi reaksiyon almaya başlayacak yani. Aynen öyle abi. Şu anda tek ihtiyacı olan Bayley'in bir an önce iyileşip gelip Sasha'ya karşı heel turn yapması. Başka hiçbir şekilde olmaz bu olay. Yalnız çok fantastik bir şey olmaz mı ya Bayley heel turn? Abi saçlarının şey olur. O yüzden çok güzel. Ben nedense düşünemiyorum ya. Ben izlerim Bayley heel olarak. O yüzden benim için hiç fantastik olmayacak ama çünkü izlerim Bayley'i öyle. Bu halini mi izledin peki heel olarak? Bu halini değil. WWE'ye gelmeden önceki haline bahsediyorum. Bu hugging connection'lar falan abi. Heelken falan da bunlarla dalga geçip bunları kullanmaya başladığı zaman abi ortaya çok güzel bir şey çıkacak. Yani hani ben mesela kafamda bukluyorum abi. Ciddiyim çok seviyorum yani gözümün önüne gelen şey. Çok güzel bir şey çıkabilir yani şundan. Mi diyorsun hani çocuklarla dalga falan mı geçecek diyorsun? Abi ya hugging connection'ı kullansa abi ringe gelirken olup olmadık kişilere sarılsa mesela sarılmayı abartıp böyle taciz boyutuna falan getirse ya taciz abi olmaz. Burası PG era. Ya abi abi Miz'in konuşmaları da taciz ona bakarsan yani. Yani ben çok geniş. Ya yok ben onun yaptım hani biraz ironi yaptım yani kusura bakma da ama doğru diyorsun yani. Değişik oldu. Şimdi ben de düşünce biraz güzel gibi geldi. Ya abi çocuklara en yakın olanlardan en iyi yıllar çıkar. En ilginç yıllar çıkar. İyi demeyeyim ama en ilginç yıllar çıkar. Bunu sakın unutmayın. Ben Alexa Bliss'i genel olarak takdir ediyorum. Tam mikrofonu var, karizması var. Ring içi gelişiyor. Sonic Show'da maçta dediğiniz gibi eyvallah. Ama bir yıldır bu kadın kemerin çevresine ayrılmıyor. Yani tam bir mutantlaşma evresine girdiğini düşünüyorum ben. Charlotte Flair'de de aynısını yaptılar. Aynen. 1,5 yıl bir de o. O daha kötüydü hatta. Aynen öyle. Ve abi Charlotte geçen yıl WWE'nin en top 5 isminden biriydi erkek kadın. Abi ne zararını gördük acaba? Muhteşem bir kadın karakter çıktı ortaya. Ne abi hani bu arada hani bir yıllık Reign'den bahsetmiyorum. Kaldı ki bir yıl boyunca Reign yapmış da olabilir yani hani. Hani abi alıyor, veriyor, ilgi çekiyor abi. Uzaklaşsa neyinize fayda edecek acaba? Hani ne görmek istiyorsunuz Raw kadınlar kemeri etrafında? Şimdi ciddi soruyorum. Alexa'yı denklemden çıkar abi. Ne görmek istiyorsun Raw kadınlar kemeri etrafında? Yani ben genel olarak mesela Alexa'nın bir 3 ay falan kemerden uzak kalmasını istiyorum yani. Temiz bir hava olsun bizim için de. Raw kadınlar kemeri için ne düşünüyorsun peki? Ya bir daha Nia Jax vs Sasha Banks ister misin? Ya Sasha Banks biraz kemer korusun isterim. O da fanlık bakış açısı tabii. Abi bak, Allah. Şeyden bahsetmiyorum. Tekli olaydan bahsetmiyorum abi. Raw kadınlar kemeri için hangi maç yapılsın istiyorsun? Alexa Bliss'i çektiğin zaman denklem. Elde de maç yok ya. Elde de kadın yok. Sıkıntı da o ya. Allah abi elde şu anda yeni maç var. İlk defa denenecek No Mercy'de muhtemelen triple threat. Hani yok, farklı bir şey görecek miyiz? Göreceğiz yani. Yüksek ihtimalle göreceğiz. Ki ben bu konuda şey düşünmek istiyorum. Maya'ya da geçelim abi, o zaman maçı değerlendirdiğimize göre. Aynen. Kemer artık yalnız, net bir aday olduğunu gösterdi. Yalnız şu var abi. Nia Jax'in geldiği ilk andan itibaren bu hareketi yapacağını düşünüyorum ama var ya. Ben var ya haftalardan bunu bekliyorum ya. Haftalardan bunu bekliyorum ya. Aynen ben de daha ilk girdiğinde dedim var ya şey hani önce Sasha'ya sonra Alexa'ya dalacak yani hani. Ama şey beklediğimden çok daha ilginç bir şekilde daldı. Hani ona bir şey demiyorum ama ya dalmasını ben de çok bekliyordum. Ve çok da hevesle bekliyordum. Ama çok üzgünüm. Peki ister misiniz Nia'nın kemer almasını? İsterim. Ben isterim valla. Çok iyi, çok kaliteli güreşçi abi. Hakikaten çok kaliteli güreşçi ya. Hani alsın. Ya bu zamana kadar bir şey yapamadı. Bu zamandan sonra bari yapsın da hani kalmasın da öyle şey. Çok sıkıntılı. Abi Tamina gibi olmasını istemiyorum. En azından bir kere alsın istiyorum kemeri. Yani bir kere en azından alsın yani. Bir görelim bakalım ne yapacak kemerle. Aynen. Ben de denenebileceğini düşünüyorum. Çünkü bakın Tamina zamanında Tamina'ya kemer vermediler zamanında. Şu an kadın yani alacak mı almayacak mı halen meçhul ama en azından Nia Jax bir kere denesin istiyorum ben de. Yani güzel dediğiniz gibi güzel maç olacak gerçekten. Şimdi konuşunca şikayetim azaldı biraz. Mehmet Dinler sağ olsun. Hani şey abi bak senin dediğin de ön yargı. Yani bu kadın çok uzun zamandır kemerin etrafında. Ama bu kadın çok uzun zamandır da aynı ilgiyi çekmeyi hatta daha üstlerine çıkmayı başarıyor yani. Ben de Alexa'yı herhalde ana kadroya geldiğinden beri toplasan 10 şovda kemersiz görmedim yani. Ya maksimum 10 şovda kemersiz görmüşümdür. Bu arada Alexa'nın heel olup da seyircide bu kadar destek alması bile öyle bir durum var bile yani. Kadın o yüzden çekin ya potuna yani. Çünkü o klasik bir şey ya bence. Seth Rollins'ten Hurkan de destek alıyordu. Abi kadın konuşabiliyor şimdi ben Alexa Bliss'e çok bayılan adam değilim ama kadın konuşabiliyor yani seyircilere de hitap ediyor. Üstüne güzel bir kadın da. Aynen öyle. Ve valla bana göre devam et. Valla bana göre abi NXT'den Nikki Cross'un gelip Alexa'ya kapmasını isterdim ben şampiyonken ama bilmiyorum yaparlar mı öyle bir şey ama. Abi Nikki Cross Alexa'yı çiğ yer ya. Abi sana şu an Raw'ın en dominant kadını Alexa Bliss olarak görünüyor ya öyle. Nikki Cross'un böyle gelip çiğ yemesi arkasından böyle Asuka'nın işte Raw'a gelmesi falan böyle güzel bir şeyler düşünüyorum da yani onu yapmaz da tabii ki de. O değil abi. Benim korkum ama bir yandan da istediğim şey Asuka'nın gelip de kemer alıp da bir yıl falan koruması. Abi aman oraya o yaşanacak. Hayır. Abi ondan kaçış yok. O yaşanacak. O SD veya Raw fark etmeyecek ama birinde yaşanacak abi yani. Birinde yaşanacak o. SmackDown veya Raw fark etmeyecek. NXT kemerini bıraktı gitti yani kimseye kaybetmedi. Bu kadın gidip Raw kemerini de alır. Bir yıl tutar sonra onu da bırakır. Tokatlayacak şeyi. Asuka kimi tokatlayacak ana kadroda? Charlotte bir ihtimal. Bence de. Charlotte'dan başlamam abi. Yani. Abi ya Charlotte yapacak ya da NXT'de biraz pişip Kairi Sein'i ana kadar çıkarsak ama belki bir Japon feud'u izleyebiliriz işte. Asuka vs. Kairi Sein. Shaina çıkmaz da Shaina'yı izlemeyiz bir de dominant karakter olarak. Abi ya ben şeyi düşünüyorum ya. Hani No Mercy'de değil muhtemelen. Ben bu arada No Mercy'de kemerin Sasha'ya da geri döneceğini düşünüyorum. Hani bir triple threat maç olursa. Çünkü kadın hakikaten son Nia Jax bükücü. Yani hakikaten ya, kadının hani olayı asıl dikkat çeken olayı şey değil abi kadının. Kemeri sürekli alıp kaybetmesi değil bence. Nia Jax'i her ortamda tokatlayabilmesi yani muazzam bir şey gerçekten. Hani Nia'nın rüyaslarına falan giriyordur ya bence artık. Bu arada kaybeden kimdir? Açıklayın neden övülüyor bu kadar demiş. Bir açıklayın isterseniz. Kim açıklar? Ben bilmiyorum. Stardom falan izlediyseniz. Abi normalde benim bildiğim Io Shirai'ye gelecekti WWE'ye. Sonra o sakatlı falan çıkınca sonra bununla anlaştılar diye biliyorum ben. Yanlışsan düzeltin chatbox. Bu kadınlar turnuvasını falan kazanacak kişi mi? Yüksek ihtimal kazanacak kişi şu an daha finali belli değil ama yani daha sonuç belli değil ama şimdi final için. O finali kazanan ne olacak peki? Hiç bilmiyoruz. NXT kemerine yürür herhalde hangisi alırsa. Muhtemelen ve ne yazık ki. Ya NXT kemerine başka birisi yürüsün ya. Yalnız Io Shirai'yi yani Kairi Sane yürürse Kairi Sane böyle Asuka kadar böyle dominant olmaz yani. Bir takeover, iki takeover maksimum kurur. Çünkü Asuka gibi dominant bir karakter değil kendisi. Asuka kadar dominantını zaten göremeyiz bir daha yani. Hani. Farkında değiliz. Hani NXT'de olmadığı için de kadın WWE tarihinin en büyük serisini yakaladı yani. Hani. Yani. Daha ben o serinin açıklamaya gerekirse Nikki Cross'a daha çok fazla yakışacağını düşünüyorum yani. Ne bileyim. Keşke yani Nikki Cross'a mesela. Bence, aynen Nikki Cross bence NXT kemerini almalı ya. Bence de yani. NXT kadınlar kemeri salındı yani Asuka tarafından. Artık bu arada bence Nikki Cross NXT kadınlar kemerini değil direkt NXT kemerini almalı ya. Çok yakışmaz mı? Güzel takımları da otursun hatta bence diğer ikisinin yerine. O getirsin ringe yani. Güzel olmaz mı işte? Sanity var ya bunun takımları. Aynen. O diğerleri işte takımlar kemerini, bu da işte kadınlar kemerini falan tutar işte. Daha güzel olur. Ama hem dominant olur yani. Dane veya Eric Young olur. Freebird kralı yapacaklarsa eğer. Aslında öyle bir şey olursa ilgi çekici olabilir ama tabii çok uzun olmamak şartıyla ilgi çekici olabilir. Adam Cole falan bence olduğunu düşünürsek o olasılıkta zayıf. Çok zayıf ama. O zaman alfalar segmentine geçelim mi? Bitirmeden Sasha kazanır falan filan dedim ya hani onun devamını getireyim. Ben Naya'nın yıl bitmeden kazanacağını ve sonrasında karşısına Asuka'nın geleceğini düşünüyorum yani. Naya Asuka'yı WrestleMania'da falan Naya Asuka göreceğimizi hatta düşünmeye başladım ufak ufak. Şu an ben de öyle düşünmeye başladım. Soracaktım hani Nia Jax gidebilir mi WrestleMania'ya diye de. Yani Asuka'nın Nia Jax'i parçalayacak oluşu. Asuka mahveder ya. Asuka 2 yıla kadar gider yani bu gazla. Bilmiyorum ya. Hani Anaka kimden alacak acaba yenilgiyi yani? İlginç ama. Abi bence tek düşünce var ya. Charlotte abi başkasını düşünemem ben yani. Charlotte'tan ol diye düşünüyorum ben ilk yenilgisine. Şirketin önemsediği yani The Face dediğimiz olay statüsüne göre iki isim var. Biri Bliss kızı, diğeri Flair kızı. Bliss'in yenme olası 0 olduğuna göre fizik olarak, dominantlık olarak, karakter olarak Flair kalıyor yani. Asuka'ya mı? Aynen. Bence de Charlotte bence kazanır yani. Yani diğer olasılıklara bakıyorum zor. Becky Lynch olsun, Sasha Banks olsun, ne bileyim başkaları olsun. Sasha Banks 8 günlük saltanattan sonra artık başka bir şeyler almaya başlayacak. Abi Sasha Banks Asuka'yı yenip hani böyle 3 gün sonra keveri geri de verebilir. Öyle bir şey de olabilir. Yani. Sasha'nın yenemeyeceği isim yok abi hani. Öyle bir durum var. Charlotte'ı yenemiyor. PPV'de yenemiyor. Abi kadın Charlotte'ı 3 defa da yendi ama yani hani. Ve Rollmay'ın avutlarında yendi yani hani yenemeyeceği isim yok Sasha'nın. Başka sorunları var. Bu arada chatte Emre Toker yazmış abi. Asuka zamanında Nia Jax'e suplex yapmış abi. Düşünün gerisini yani. Bu kadını kimse durdurmaz bana kalırsa. Kimse yenemez abi bu Asuka'yı. Bu kadın tokatlayacak yani. Zevk ala ala veya almayarak izleyeceğiz yani. Ama ben seviyorum Asuka'yı açıkçası. Ben de hani fazla böyle ön yargılıydım ama son şovda falan hani ben sadece Takeover'dan Takeover'ı izlediğim için NXT'yi orada bayağı bir hoşuma gitti nedense benim. Bu arada inşallah yani WWE şu hatayı yapmaz. Güvenemiyorum bunlara. Nia Jax şimdi Bliss'e saldırdı ya. Bliss'i face yapmak gibi bir anda vallahi düşmezler diye düşünüyorum. O kadar da olmaz yani. Yok olmaz yani. Heel olsun bence ya. Çünkü ikisine de saldırdı. Girecek abi oraya bak. İkisine de saldırdı bak. İkisine de saldırdı çünkü. O yüzden Bliss'i face yapma oluyor ama çünkü ikisine de saldırdı Naya. Hem Sasha'ya saldırdı hem şeye saldırdı Bliss'e. Kadın tek istediği kemer. Nia Jax'le Bliss karşı karşıya gelirse kesin ortaya Sasha falan gelir ya. O maç üçlü maç olur. Bliss'in normalde kazanma şansı yok bize gösterilene göre. 0. Hileyle falan da kurtaramıyor. Ya abi Naya'ya karşı neyin hilesini yapacaksın zaten yani hani. İşte o da var. Abi ya maç toplam hani 2 dakika falan sürer yani hani gösterilenle birlikte. Yani yani neyse. Mutantlar segmentine geçelim mi? The Face'ler segmentine. Artık geçelim. Aynen. İşte büyük an geldi. İşte Önce başka bir introyu gireyim ben. Dur, önce bir introyu gireyim ben. Twitter'dan falan bize duyurdular. Cena ile Reigns bir anda kontrat imzalayacak dendi. Maç duyuruldu. WrestleMania'da falan olabilir dediğimiz maç No Mercy'ye atıldı. Bir kısmımız dedi bir şeyler olur, bu maç olmaz dedi. Ama segmentin gidişatına bakarsak gayet düzgün gitti yani. Maçta olacak. Önce ne diyorsunuz? Yani, bu maç sizce olmalı mıydı bu PPV'de? Şöyle diyeyim. Zaten bu maçın böyle olmasının sebebi büyük ihtimalle Joe'nun sakatlanmasından ötürü. Yani normalde Joe vs. Cena diye düşünüyorlardı. Cena sakatlanınca diğeri de. Aynen. Mil Roman diğerinde. Joe sakatlanınca bir aile olarak mecburen bir maça döndüler ve abi şunu demek istiyorum. Abi Cena resmen Roman Reigns abi canlı yayında. Segmenti açıklayayım şimdi. Açık. Abi gömdü demek istiyorum ya, gömdü yani. Ona efsane çünkü. Onun çevirisini çok merakla bekliyorum. Anladım. Attım ben kendimi. Bekliyorum çevirisini. Şeyi anladım. Nereye attın? Ben attım videoyu demiştim. Şimdi şu an çeviriyor yani, kim çeviriyorsun? Attım videoyu YouTube'a. İşte YouTube'a gelsin o. Bir de altyazılı dinleyeyim o promoyu. Rap Battle'dan sonra bu kadar zevk aldığım bir segment yoktu yani. Segmenti özetleyeyim ben. Özetle mikrofon yeteneğine gömmesi. 5 yıldan sonra falan ilk defa ortalama promo kesebildin, idare eder demesi. Sen işini iyi yapamadığın için ben buradayım demesi. İşte benim part-timer halim senin full-timer'ından daha iyi demesi. Reigns bir ara sözünü unuttu, o dikkatimi çekti. Lafını unuttu. Reigns birkaç defa fake ass bitch dedi. Sonra klasik işte işleri çeviriyorsun falan. Cena'ya karşı hep bu deniyor zaten. Political spin falan filan. İşte... Peki benim merak ettiğim olay şu. Roman bir ara şey dedi. Bitch, ass falan dedi. Onlara bip yapmadılar da. Fail'li bir şey söyledi ama. Hiçbir zaman şey yapmıyorlar zaten. Aynen, hiç öyle bir şey. Biçe bilmiyorum. Bir ara bip yapmışlardı diye hatırlıyorum. Da, yok. Ben izlediğimde bip yapmadılar ama Roman bir ara bir şey söyledi. Acayip bir bip geldi. Ben onu anlayamadım ne dediğini orada. Fucking'li bir şey kurdu da orada. Ona geldi muhtemelen. Yani Sinan'ın Roman Reigns'i ezip geçip yerde bırakması bildiğin. Barcelona'nın Paris'e çektiği dayağı çekmesi yani ikinci maçtaki. Resmen böyle bir şey bu. Abi. Ya, bence Roman hani Cena o kadar gömdü. Hani Roman en azından biraz daha hani şey yaptı yani kendini. Bir hani fazla promo keserek biraz daha kendini korudu. Yani Roman'ın zaten hiç mikrofon yeteneği yok diyoruz da. En azından bu segmentte gösterdi hani hafiften böyle hani geliştiğini. Ha, yine böyle ayakta düzey kaldı. Değil. Üst bu da, değil. Abi bu da fanboy bakışı. Bak ben fanboy değilim. Tamam ben Reigns'i severim ama ben aslında hani bu konuda şeyim ben kesin. Reigns'in bir mikrofon yeteneği var ama ufaktan var. Ben asla üst düzey olarak nitelendirmedim. Ve karşısında hani güreş tarihinin en iyi konuşmacılardan birisi var. Ki burada kimse hani Reigns'in Cena'yı gömdüğünü söylemesin. Ha ben bazen böyle fanboy olarak gaza gelip diyorum işte gömdü diye de. Konuşmada gömemedi yani. Ama güreşte gömecek yani maçta. Abi. Cyberoniki'yi de söyleyeyim buradan. O da yazmış bir söz. Sözlerini unutunca Roman tamam Big Dog hatırlamanı bekleyelim demesi. Aynen abi, orada benden çıldırdım, orada var ya kahkaha attım evde. Bu kardeşim diyor abi ne yapıyorsun diyor. Bana yemin ediyorum ama kahkaha attım evde ya. Ya abi şöyle bir şey var yalnız, unutması çok normal. Abi çünkü son 1,5 yıldır Reigns, hatta son 2 yıldır Reigns'e çizilen karakter o kadar az konuşuyor ki. O kadar az konuşmuyordu. O kadar az bir kelime kapasitesiyle konuşuyor ki hani. Abi şey yani hani şey Reigns kötü olarak demiyorum ya. Yani Reigns'e çizilen karakter net olarak bu yani hani. Adam toplam 20 kelimelik bir hazneyle promo kesiyor 2 yıldır yani. Hani ve harbiden Sinan'ın karşısına getiriyorsun. Unutursun abi, çok normal. Yani. Şey heyecan yapmak falan filan abi bir yerden sonra kopuyor ve bu arada şey yani Sina da hani son dönemde iyice doğaçlamaya gidiyor şeylerinde, promolarında çok belli hani artık iyice dalgaya sardığı için hani part-time'a geçtiğinden beri hani AJ'ye karşı da Corbin'e karşı da abi promolarında adamın şeye git bahane bulmuyorum Reigns'in sıçmasına. Ama şey yani hani unutursun abi, çok normal. Adam ilk defa değişik bir kelime haznesiyle şey kurdu. Ve bu arada yani Sina sürekli şey saldırıyor bir yandan. Yani hani iki cümlenin arasında nefes alıyorsun, Sina saldırıyor. Abi Reigns öyle bir adam değil. Reigns 10 dakika seyircileri dinleyip tek cümleyle ringden ayrılan bir herifti en son yani. Ya Reigns'in hani kelime haznesi şu: kıçını ringe getir. Abi yani ve bu arada ben Reigns'in segmentte sıçtığını hiç düşünmüyorum. Bence çok iyi performans gösterdi ama şöyle bir sorun var abi. Sina dedi ya abi kaç senedir bana söylenenlerin aynısını söylüyorsun, orijinal değilsin dedi ya. Abi Sina'ya karşı orijinal promo kesmek mümkün değil. Çünkü şey adam aynı. Adama karşı söylenebilecek her şey söylenmiş. Yani ki The Miz'de hani The Miz'de de bir promoları var ya karşı karşıya. The Miz'de hani artık şeye gidiyor. Klişeye gidiyor, anladın? Sina'ya karşı. Yani ama hep aynı Sina o... Aynen. Çünkü Sina aynı. Hani, dediğiniz gibi Sina aynı tabii, yani. Hani Miz'in abi hani Talking Smack'te Sina'ya karşı yardırdığı bir promo hariç, hani sevgilinin Dolph Ziggler'dan çaldın dediği promo hariç abi Miz de aynı şeyleri söylüyordu hep yani hani yani o kalkıp hani Nikki Bella muhabbetini de hani herkes açamaz zaten, Roman Reigns açsa ne olur açmasa ne olur yani. Hani aynı yerlerden hani part timer'sın, hani güreşi sallamıyorsun falan, doğru yerden gidiyor ama Sina cevap olarak hep şey diyor yani hani abi ben senden daha fazla reaksiyon getiriyorum ve şey yani hani bunu bana herkes söyledi, ben de her söyleyeni yendim, seni de yeneceğim diyor yani. Sina da aynı promoyu kesiyor aslında. Bir de Sina'nın şeyi hoşuma gidiyor benim. Mesela adam gördüğünüz gibi Sina'da hani mutant olduğu için sevilmiyor ya hani hep bu alıyor ama ben o adamın hani promo keserken abi bir şey diyor, seyirciyi coşturuyor. Hani seyirciyi böyle kontrol etmesi benim çok hoşuma gidiyor adamın. Mesela genelde hani Miz'de olan promosunda hep Miz'e destek geldi. Hani bu Smart tayfa hep Miz'e şey destek verdi. Ama geldi Sina tak bir şey söyledi. Yine coştuydu hani ortalık. Hani şey demişti hatta penisiyle ilgili bir şaka yapmıştı. Neydi onun adı? Hatırlamıyorum da. Bir şey demişti yani, seyirciyi coştu. Siz yıllardır evlisiniz de ne oluyor? Çocuğunuz mu var? Demişti. Ya, aynen. Reigns'i böyle 2014 dönemlerini biliyoruz yani. Safar'ın Sakateş efsanelerini falan. Öyle konuşacağını 20 kelimeyle konuşması harbiden daha iyi. Segmentte de ben çok beğendim Roman'ı. Birkaç defa unuttu falan, çok önemli değil. Ama yani Sina'ya karşı laf dalışına girmek de çok zor. Muhtemelen bir tek Jericho yapabilir ana kadroda. Benim kardeşim, de Miz yapıyor yani. Miz yapıyor onu. Benim de düşüncem böyle yani. Hatta Miz yani Miz Sina'yı da beğendim çünkü çoğu yerde Sina'yı da eziyor yani Miz o konuda. Ya Ambrose da Sina'yı çok güzel ezmişti geçen yıl. O aklıma geldi. Hayda. Yine Ambrose'a geldik onu, evet. Tamam kardeşim bir dakika dur, ondan sonra segmentten sonra işte şeyler geliyor. Bizim gene haberler geliyor. Ondan var da. Yani şu var abi, ben Gallows'la Anderson'ı seviyorum abi. Adamlar bir giyirdiler böyle. Gene en son bir nerd sesi geldi ya. Ben yerlerdeyim orada ya yani. Yenileceklerini bilsem bile ama yenileceklerini biliyorum fakat hoşuma gitti abi adamların orada gelip onları bölmesi. Ve söyledikleri de %100 zorluydu bu arada onların da. İki tane ego toplanmış buraya, yok bilmem ne falan. Bu arada şey... Ama dayak yemeye geldikleri o kadar belliydi ki kimse dinlemedi ama abi, promolarını yani. Çok zevk aldı. İyiydi ya. Bir de aynı anda şey yaptılar işte, finisher falan yaptılar. 2010 maçları gibiydi böyle. Cena ile Orton takım olur, önüne geleni ezer. Aynı onun gibiydi. Aynı onun gibiydi. Bu arada şey, radyoyu kapatmadan genelde, bir konuya da değineceğim. Söyle şimdi sen Furkan. Hani genelde Reigns'in rakipleri hep öyle yapıyorlar ya. Hani Lesnar hariç böyle önemli rakiplerde hep takım yapıyorlar birbirlerine. Reigns Brian'la olmuştu ya böyle takım. Maç yapmışlardı falan. Hatta Turmoil bile yaptılar. Bütün takımlar geldi. Aynen onu diyorum. Daniel Bryan'la değil mi? Aynen Daniel Bryan yapmıştı. Bu arada Ayberk Tonguç kardeşime selamlar. O zaman arada Makers burada mı hala? Ne? Ya Makers Kekotu burada mı? Gittim gitmiş chatten. Dur be Numan bir dur. Bir de tamam, önemli olaya geç. Son olarak artık kısaca hemen şuna değinelim. Mayweather McGregor haftanın en önemli olayıydı belki de. Ona da değinelim 2 dakika. Sonra kapatalım. Bu Raw değil. Bu Raw değil. Raw değil de bunu konuşamazsak da şeyi kaçar yani. Kardeş biz dövüş manyağı mıyız? Neyi tamam, konuşuyoruz? Şey abi diyeceğim tek şey. Skype grubunda Ege'nin dediği bir şey vardı. Dediği şey şuydu. Abi Conor McGregor knockout olmaz demiştik. Kardeşim adam teknikim knockout oldu. Ben daha gerisini söylemek istemiyorum. Yani sen böyle bir adamsın ya. Ben bir şey demek istemiyorum da. Şimdi şey diyecekler. Şimdi şey diyorlar internettekiler de. Ben fazla takip UFC'ye gelse kazanır mı? UFC çembere gelsin yiyorsa falan diyorlar değil mi? Abi öyle şey mi olur ya? Abi adam resmen ilk 4 roundu saldı bildiğin yani bir şey yapsın diye yorulsun diye yani Conor. Bildiğin Conor'da ilk 4 roundu yoruldu. Adam sonra başladı vurmaya. En sonra 10. roundda bitirdi işi. Hani bir şey değil mi? Hani tam keriz ovalamaca o maç ha. McGregor azıcık dayak yedi. 100 milyonu cebe kattı direkt. Hiçbir şey yapmadan. Öyle orası. Neyse kanka bu bizim fazla konumuz değil. Yani bizimle de ilgisini pek çekmedi. Numan, Numan. Şöyle bir şey düşündüm. O Flayout var ya. Onun karşısında gerçek hani UFC dövüşçüsü var ya. Durabilecek evet. Kişi CM Punk değil mi kardeşim? Adam 2 round'da CM Punk'ı döver abi. 2 round'da bak. Abi 2. round'da yıkar onu. O kadar söylüyorum yani. Seviyorum. Azavar radyoyu kapatalım yavaştan. SmackDown puanlama. Doğru. Bir de SmackDown Show'undan ne bekliyoruz ona da geçeceğiz. Show'a ne veriyorsunuz? Benden temiz bir 5 çalışır ya. Ben çok beğendim bu show'u. Benden de temiz. Benden de 5 çalışır yani. Benden 4. Benden 4 işler ya. Her türlü. Beğendiğimiz maç. Çok maç adayı yok gerçi. Main event güzeldi. Yani kadınlar kemer maçı çok güzeldi. En iyi maçlar oydu yani. Hani kadınlar kemeri ya. Abi hani SummerSlam'daki maçın bir tık daha sertini yapmışlar. Bu arada maç sırasında ben yani çok gerildim ya hani. Hani ikisi bir de birbirini sevmiyor muhabbeti iyice ayyuka çıktı ya. Ona göre de maç yazıyorlar. Ulan o sertlikte biri sakatlanmasa bari dedim çok. Sakatlanmadan bitince de böyle bir rahatladım yani. O değil aralarındaki meseleden dolayı hep Sasha'nın yapması. Alexa Bliss'i kanatması. Yani. 2-3 maç öyle yaptık. Yarın doktor sana sözüm olsun yarın da şeyi konuşalım. Şimdi çok konuştuk bugün. Rosemary ile Sexy Star olayıyla onu da yarına saklayalım. O konuyu açarsak abi ben söverim. O konuyu o yüzden bence radyonun sonunda söyleyelim ki ben orayı kesebileyim yani. Onu yarın yapacağız arkadaşlar. Rahat olun. Ege kardeşim. Efendim. SmackDown'dan beklentileri sormuşsun değil mi? Önce şeyleri okuyayım, puanları okuyayım Loca'nın. Deniz İpek 4, Emre Toker 1, Mert Demir A 1. Neye 1 veriyorsunuz Allah aşkına? Asaf Şahin 4, başka da puan veren yok. Bir de son olarak SmackDown Show'dan ne bekliyoruz? Bunu da bir iki cümleyle özetleyelim. Radyoyu kapatalım. Shane McMahon'ın Kevin Owens'a işkence yapmasını bekliyorum yani. Ne bekleyeyim? Benim hep aynı şey yaşanıyor. Jinder Mahal'ın kanserlerini çok fazla izlemeyelim ya. Beklediğim tek şey Breezango'ya saldıran kim? AOP evet. Gibi. Bu hafta çıkacak değil mi ortaya? Aynen. AOP gibi duruyor ama şu andaki hatta sırf onun yüzünden şova canlı kalabilirim yani. Sırf onun yüzünden. Yalnız AOP çıkarsa SmackDown'lar çok güzel olacak ya. Onu öldürürler abi. Onlar öldürür abi. Onlar öldürür Breezango'yu ya. Öldürür abi. Bildiğin öldürür yani. Harbiden de Breezango kalmaz bir daha ortada yani hani. Ama şöyle bir haber de var onu da söyleyeyim. NXT'nin çekimlerine, aylık çekimlerine AOP gözükmedi. Yani bir nevi işleri bitti gibi gözüküyor. Yani ya ben AOP'nin şeyden çekilmesini hani kemer fiyodundan bu kadar çabuk çekilmesini beklemiyordum ya. Ben de yani Sanit'den en azından bir maç daha bekliyorum onlarla arasında ya. Yani abi lazım. Ya. Bu arada Jinder 100. günü geçti. İlla ki bir kutlama yapacaktır gene. Hintli mintli bir şeyler. Allah'ın belası ya. Abi Jinder kutlama yaparken. Abi Jinder kutlama yaparken oradan bir Glorious seti gelip de Bobby Roode gelsin. Ne kadar güzel olmaz mı ya? Ryan artık ya. Lütfen ya. Abi Roode'a çok fazla güvendiğimizi hissediyorum ben yani. Buradan patlama ihtimalimiz de çok yüksek ama hayırlısı. Şimdi McDonald'da ne gördüğümüze göre bir konuşuruz. Benim en merak ettiğim şey şu. Jinder Mahal ne zaman kaybedecek kemeri? Ama onu yarın konuşuruz gibi. Yani onu yarın konuşuruz abi. O zaman, hadi gençler. Açıyoruz biz. O zaman herkese görüşürüz. İyi akşamlar, iyi geceler diyoruz. Yarın SmackDown yayınında saat 10'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.